Sayın seyirciler, Trabzon'da belediyenin görme engelliler için yaptığı hissedilebilir yol uygulaması tartışmalara yol açmıştı, hatırlayacaksınız. Kazaları davetiye çıkaran yolun basında yer alması üzerine harekete geçen belediyenin yaptığı değişiklik yine tartışılacağı benziyor. Ulaş Özdemir'in haberini izliyoruz. Trabzon'da görme engelliler için özel yol yapıldı. Amaç alttan hissedilebilir kabartma yolla görme engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan rahatça şehir içinde dolaşabilmesi. Ancak bu bir türlü başarılamadı. Hissedilebilir zeminli yolun biri merdiven başında bitiyordu. Diğeri ise belediye binasında. Hal böyle olunca görme engelliler bu yola güvenerek dolaşmamayı tercih etti. Belediye yolu düzeltmek için harekete geçti. Ancak durum yine farklı değil. Aksaklık fark edildi, düzeltildi. Yol duvardan 30 santim geriye çekildi. Ancak ortaya başka bir fıkra gibi olay çıktı. O da şu: yol burada bitiyor. Peki görme engelli vatandaş bundan sonra nereye gidecek? Belediye başkanı ise bu yolun sadece görme engelliler için yapılmadığını ve ayrıntılara takılmamak gerektiğini söyledi. Oradan yolu ister istemez zaten yaya, yani engelli olan vatandaşımız için de yol bitmekte, engelli olmayan için de bitmekte. Dolayısıyla oradan eğer herhangi bir istikamete gitmek istiyorsa aynı engelli yolunu geriye doğru gelecektir ve buradan kuzey güneye isterse dönebilecektir, doğu batı istikametinde isterse devam edebilecektir.